En yüksek tepelerin doruğuna ne diye tırmanasın ki sonradan inmek zorunda kalacak olduktan sonra? İnince de yaşamını oraya nasıl çıktığını anlatarak geçirmemen mümkün mü? Ne diye yaşar gibi görünesin ki? Neden sürdüresin? Başına gelecekleri şimdiden bilmiyor musun sanki? Olman gereken her şeyi daha önce olmadın mı? Anasına babasına layık bir oğul, küçük cesur izci, daha iyisini yapabilecek bir öğrenci, çocukluk arkadaşı, uzak kuzen, yakışıklı asker, yoksul genç adam. Yani o kadar aslında anlamın içini boşaltan bir yaklaşım var ki. Yani senden önce de bu insanlar vardı, senden önce de işte bir sürü insan yaşadı. Onlar da iyi bir baba, iyi bir çocuk, iyi bir asker, her neyse işte olmaya çalıştı, oldu veya senden daha fazla oldu. Ama onlar da unutuldu, onlar da öldü, onlar da unutulacak, sen de unutulacaksın. Hani bir manası yok deyip o anlam boşaltması var ve bana bu şeyi hatırlatıyor. Evet, hani Camus'un absürt şeyine çok gidiyor felsefesine ama bir taraftan da şey düşündüm. Hani biz niye hayatı hep bir anlamı olması gereken bir şey gibi kabul ediyoruz? Niye bir ön kabulümüz var hayatla ilgili? Yani hayatın bir anlamı var, bunu bulmamız lazım. Veya da bir cevabı bulması gereken bir soru gibi yaklaşıyoruz hayata. Anlatabiliyor muyum? Sürekli bir yerlerde arıyoruz o cevabı. Belki de bir hayat soru değildir, hatta hiçbir şeydir. Yani ama hiçbir şeyliğinde özgürdür. Yani anlamsızdır, bembeyaz bir sayfadır. Senin cevaplaman gereken hiçbir soru yoktur. Anlatabiliyor muyum? Öncekilerin, ne öncekilerin önemi vardır senden ne de sonrakilerin. Senin sadece sen ne diyorsan hayat odur, anlamı odur. Yani belki de böyle yaklaşsam o zaman buradaki kayıtsızlıktan yani baştan bir anlam belirlemeden, baştan hayatın oluşunu sana sorulmuş bir soru, senin cevaplaman gereken bir şey, senin yapman gereken bir şey olarak algılamazsan o zaman belki çok daha özgür yaşayabilirsin. Bunu çok düşündürttü bana.